Şimdi arkadaşlar her şeyi çok güzel setup yaptık. Profesyonel arkadaşlarla çalışıyoruz. Onları biraz zorluyorum çünkü bu işi bilmediğim için nasıl bağlanacağız? İki laptoptan, iki şeyden kaynaktan şey yapacağız, bağlanacağız. Bir tanesi buradan yüzümü görerek konuşacağız. Diğeri de buradan yine resmi yaparken daha net bir şekilde resmi nasıl geliştirdiğimi göreceksiniz. Yedek sularım var, epey suyum var. Şimdi bu demonstrasyonu yaparken bir şey olsun dedik. Hani hedefimiz de malzemeleri tanıtalım, malzemelerimizi tanıtalım. Bu boya güzel bir boya. Çok değişik boyalar kullanıyorum genellikle. Fakat bu Rosa marka boya transparanlığı çok kuvvetli. Ondan sonra pigmentleri çok kuvvetli. Bu yüzden bu boyayı tercih ediyorum. Şimdi birazcık taze boyalar sıkacağım. Taze boya olursa boyayı almak daha kolay oluyor. Ondan sonra daha çabuk, daha düzgün eriyor kağıdın üzerinde. Bu yüzden bazı önemli renkleri tekrar sıkacağım, taze olsun. Diğerlerini sulandırarak şey yapabileceğim, kullanmaya hazır hale getirebileceğim. Size de önerim arkadaşlar, bir paletiniz olur da paletinize sıkarsanız boyalarınızı, özellikle az az sıkarsanız her seferinde taze fresh boya kullanırsınız. O da çünkü özellikle bir takip ettiğim renk skalası yok. Şimdi bazı ressamların bir renk skalası var. İşte 3 tane, 5 tane rengi var. O renkleri sürekli aynı renklerden resim yapıyor. Hiç risk almıyorlar. Neyse buldukları formül, başarıyı hangi renklerle sağladılarsa onunla sürekli aynı şekilde devam ediyorlar. Ama bunun yanında birçok boya markası var. İşte Schmincke de var. Ondan sonra Lucas var. Holbein var. Winsor Newton var. Hemen hemen her tür boyayı kullanıyorum. Paleti nasıl inşa ediyor? Paletimi de genellikle sıcak renkler bir tarafa, soğuk renkler diğer tarafta olmak üzere. Sıcak renkler gördüğünüz gibi buradan açıktan koyuya doğru gene. Açık leke ile koyu lekenin arasındaki değerler. Şunlara baktığımız zaman gri değerler, bunlar koyu değerler, bunlar açık değerler. Bazı ressamlar var, resimlerini rengin üzerine kurarlar. Bir renkleri vardır, renk tonları vardır. Ondan sonra renkçidirler. Renkle anlatırlar anlatmak istedikleri görüntüyü. Ama benim resim anlayışımda daha çok leke, yani açık leke, açık tonlar, orta değerler ve koyu değerler diye üç ana değerin üzerine kurduğum bir şey var. Resim anlayışı var. Dolayısıyla siyah beyaz eskiz yaptığımızda hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı siyah beyaz gri dengesinden resmin ne olup ne olmayacağını anlayabiliriz. Bunu gerçekleştirirken istediğim rengi kullanıyorum kafama göre. Bazen maviye çalar gün. Mavi ağırlıklı renkler kullanırım. Mavi ton daha çok ağırlıklıdır. Bazen toprak renkleridir. Biraz dönemime göre de değişiyor. Şimdi şu anda da yapacağım resmin renklerini çok iyi bilmiyorum. Aslında çok renkli yapıyorum. Biraz daha Türkiye havasını versin. İşte teyzenin basmadan etekleri var. Ondan sonra belki de odanın içinde halılar ekledim falan. Böyle halı dokusu koydum. Dolayısıyla burada çok renkli olacak. Ama yine bu renkleri koyarken gri değerinin hangi değerde olacağını anlamaya çalışarak oraya boya koyacağım. O boyada şu renk veya bu renk olabilir. Demek ki benim resimlerimdeki en büyük farklılık değerler üzerine kurulmuş. Yani siyah beyaz gri değerleri üzerine resim yapıyorum. Boyayı da renkleri de rastgele kullanabiliyorum. Bazen hiç olmayacak rengi olmayacak yerde kullanabiliyorum. Mesela portre yapıyorum. Portrenin üzerinde maviler var. Ne bileyim sarılar var, yeşiller var. Hiç insan yüzünde yeşil olur mu veya mavi olur mu diye düşünürsünüz. Fakat sonradan baktığınız zaman uzaktan o bir gerçekçi bir resim olarak yerli yerine oturmuş. Anatomisi, ondan sonra yüzündeki
expression hepsi şey yapıyor, ifadeyi tamamen vermiş. Demek ki renkler üzerinde taşıdığı siyah beyaz gri değere göre bir anlam ifade ediyor resimde. Yani resimdeki rengin renk özelliğinden çok ton özelliği resme katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bir resmi, renkli bir resmi siyah beyaz çektiğinizde o resmin sanatsal değerini siyah beyaz değerinin dengeli oluşundan anlayabiliriz. Eskiden nasıl oluyordu? Müzelerden resimler görürdük. Siyah beyaz basılmış kitaplarda veya kartpostallarda veya siyah beyaz yine belki televizyonda veya videolarda renkli olmadan önce. Ama her şeyi anlatırdı. O siyah beyaz görüntü resmin derinliğini, ondan sonra kalitesini, her şeyini biz siyah beyaz görüntüden anlardık. Demek ki renkler siyah beyaz gri değerlerinin dışında daha ayrı özellikleri var. Fakat ana şey, kurgu resimde bu değerleri oluyor. Dolayısıyla sizlere özellikle bunu uzun uzun anlatıyorum. Neden? Çünkü rengin kendisinden çok leke değerine fokus yapmanız için. Orayı tasa etmeniz için. Yani bir rengi buldum. Bu renk 3 aşağı 5 yukarı işte konumun ihtiyacı olan renkle aynı. Ben bunu kullanayım derseniz renk kendi başına yeterli değil. Onu ne kadarı koyulaştıracaksınız, ne kadarı açık yapacaksınız, o değeri, koyuluk değerini elde edeceksiniz. O kısmı çok çok önemli. Yani işin kilit kısmı ressamın siyah beyaz gri değerleri olan hassasiyeti. Şimdi bu ilginç, belki bu beklemiyorsunuz bu kadarı farklı bir şey anlatmamı. Fakat işin kilit noktaları bunlar olduğu için özellikle de bir işe yarasın bir yapacağımız iş. Biraz daha dikkatinizi çekmek için bu kısmı daha çok işlemek istiyorum. Dolayısıyla iyi bir resim yapabilmek için, başarılı bir resim yapabilmek için size önerim, siyah, beyaz, gri eskizler hazırlarsanız çok iyi olur. Siyah, beyaz, gri eskizler hazırlayacaksınız. Yani sketch yapmak diyoruz biz ona. Bir defterimiz olur, orada şey yaparsak, siyah, beyaz değerleri nereye nasıl gelecek, 3 aşağı 5 yukarı dengelersek işimiz çok kolaylaşacak. Şimdi paletimizi anlattık. Boyanın ne anlama geldiğini anlattım. Daha çok kendi boyalarımı kullanıyorum. Doğan Art markası boyalar. Bunlar tüp boyalar. Aynı zamanda palet boyalarım da var. Tablet boyalarım da var. Şöyle tablet. Bunlar da küp şeklinde biliyorsunuz. Bunlar daha çok yolculuk sırasında küçük resim yaparken kullandığımız boyalar. Bir tane daha vardı benim. Büyük bir tane tablet boya. Neyse, onun da çok önemi yok. Dediğim gibi boyamız tüp boyaları tercih ediyoruz. Fresh boya koyarsak iyi olur. Çok önceden konulmuş boyamız varsa onu da böyle ıslatarak nemlendiriyoruz. Nemli olursa, hani bir miktar cıvık olursa boyayı fırçamıza almamız daha kolay olacak. Daha hızlı resim yapmamıza faydalı olacak. Bu yüzden şimdi bu özellikle yeni eklemediğim boyalar, eskiden kalmış olan boyaları biraz daha yumuşatmak için spreyle, suyla böyle yumuşatıyorum. Biliyorsunuz bu boyalar açıkta istediği kadar dursun, taş gibi olsun. Yine ıslattığımız zaman tekrar kullanıyoruz. Sulu boyanın özelliği, yani yıllar geçse de aynı şekilde kalıyor. İyi bir sulu boyada bu çok uzun süre beklese bile hala cıvık olur. Böyle parmağınızı bastığınız zaman hamur kıvamında olur. Ama kötü sulu boyalar, hani ucuz sulu boyalar, bu öğrenci sulu boyaları diyelim, onlar böyle taşlaşır gibi, kireç gibi olur. Onlar ucuz boyalar. Ama diyelim
daha pahalı profesyonel boyalar, onlarla kıyasladığımız zaman bu pahalı boyalarda genellikle haftalar geçse bile parmağınıza bastığınız zaman boya içine çöker, yumuşak olur, hamur gibi olur ve pürtürlü olmaz. Homojen durur, böyle biraz parlak olur. Çünkü bu arabik gamı ona göre koymuşlardır. Pigmentleri çok karıştırarak mükemmel bir hamur haline getirmişlerdir. Dolayısıyla kaliteli boyayı bir anlamda yumuşak oluşundan da anlayabiliriz. Kuruduktan sonra hala yumuşak duruyorsa, parlak duruyorsa kaliteli boyadır. Eğer ucuz boya kullanıyorsanız, hani çocuk boyaları gibi ya da amatör öğrenci boyaları gibi boyalar elinizde var. Onunla denemeler, sulu boyayı yapacak mıyım, nasıl olacak diye denemek istiyorsanız, onu biraz olgunlaştırmak için, kalitesini yükseltmek için ya da profesyonelliğe yaklaştırmak için suyunuza, şöyle bir tane suyumuzu alalım. Hangisi olsun? Mesela bu suyu alalım. Bunun içine, suyun içine 2 kaşık bal koyalım. Bal, bildiğimiz baldan koyalım. Süzme bal. Onu karıştırdığımız zaman o ayrı bir şey verecek. Hem yapıştırma gücü verecek, hem de parlaklık verecek. Dolayısıyla ucuz boya kullanan veya kalitesiz boya, ne bileyim, öğrenci kalitesinde boya kullanan arkadaşlara da su kaplarına bir miktar bal koymalarını öneririm. O da parlaklaştıracak, biraz daha profesyonel boyaya yakın bir izlenim verecek. Evet, boya ile ilgili kısım bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi farklı boyalar kullanabiliyorum. Özellikle orijinal renkler var, böyle her yerde olmayan renkler. O renkleri belki de çok kullanmadığım, ne bileyim, kalitesi düşük olan bir markanın boyasını da alıp kullandığım oluyor. Çünkü rengin özelliğinden ötürü paletinde olmasını arzu ediyorum. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki boyanın çok büyük bir önemi yok. Boyadan ötürü çok fazla gerilime girmeyelim. Böyle mükemmel boyalarım olacak, pahalı boyalar olacak, şu ressam bu boyadan kullanıyormuş, o boyadan alayım diye. Çok tasa etmenize gerek yok. O yapacağımız sanatın bir küçük kısmı. O da 3 aşağı 5 yukarı, dediğimiz gibi o siyah beyaz gri değerlerini dengeli kullanırsak sanatımızı en güzel şekilde icra edeceğiz. Onu da herhangi bir boyayla yapabiliyoruz zaten. Ama iyi malzemeyi kullanmak her zaman daha iyidir tabii. Orasını şey yapıyoruz. Hani tekrar hakkını veriyorsun. Şimdi boyadan sonra fırçaya geçelim arkadaşlar. Şimdi 3 tane malzeme çok önemli. Boya, onu da anlattık. Benim paletimde palet kullanarak yapıyoruz diye. Sonra fırçalarımız. Fırça gene önemli bir araç. Fakat dediğimiz gibi yine sanatımızı yaparken bize katkısı onun kullanırken ki kolaylığı veya verdiği rahatlık kadar. Sanatımıza çok büyük etkisi olmayacak. Ama vereceğimiz şekillerine fırçayla yön verip, şekil verip onun bir forma dönüşmesini sağlıyoruz. Yani fırça ne işe yarıyor? Koyduğumuz su lekesine form vermeye yarıyor. Dolayısıyla herhangi bir fırça işimizi görür. Ama sulu boya fırçalarının özelliği nedir diye şey yaparsak, benim gene kendim özellikle bu sulu boya kullanımında rahatlık sağlaması için arzu ettiğim bazı özellikler var. Onlara uygun olarak fırçalarımı tercih ettim ve de bazı fırça şirketleriyle de anlaştım. Kendi adıma gene fırçalar yaptırdım. Bu mesela samur fırça. Samur fırça bildiğimiz klasik profesyonel sulu boyacıların kullandığı en eski fırça türü. Samur hayvanından yapılıyor. Biraz pahalı bir malzeme, çünkü samur hayvanını bulmak ve onun özellikle fırça olacak tüylerinin olduğu bölgelerinden fırçalar elde etmek bayağı uğraşı olan veya gitgide az bulunan bir şey, malzeme olduğu için, tüketimde çok fazla olduğu için samur fırça biraz pahalı oluyor. Fakat biz Çin'den bunları ben yaptırıyorum. Çin'de samur fırçaları. Çin'de samur fırça kullanımı biraz daha az. Daha çok onlar ne kullanıyorlar? Wolfeyer, yani
Çin'de Çinli ressamların kullandığı fırça genellikle kurt hayvanının tüylerinden yapıyorlar. Bunlar kurt hayvanının tüylerinden yapılmış, yani wolf hair dediğimiz, wolf doğru diyorum değil mi? Kurt. Ondan sonra wolf hair, bu gördüğümüz gibi demek ki boz kurt, böyle şey sarı renkli kurt. Bunun tüylerinden yapılan fırçalar. Ondan sonra Çinliler daha çok bunu kullanıyorlar. Bu yüzden samur hayvanı da çok var. Çok ucuza samur fırçası elde etmek mümkün. Samur fırçaları yaptık. Mesela böyle kocaman bir fırça. Normalde bunu İngiltere'de yapılmış olsa, Rusya'da veya Avrupa'da çok pahalı olur. Bizde daha uygun fiyatla. Şunu mesela 55 Amerikan dolarına satıyorum. Ama bunun diyelim ki çok çok küçüğü birkaç yüz Amerikan dolarına satılıyor. Bu büyüklükte sate yapmıyorlar. Genelde daha küçük yapıyorlar. Dolayısıyla samur fırça kullananlara benim fırçamı almanızı öneriyorum. Çok güzel bir fırça, iyi fiyat, kaliteli fırça. Evet, nasıl iyi satıcılık yapıyorum değil mi? Şimdi bunun yanında bu dediğimiz gibi wolf fırçalar bunlar. Bunlar da gene wolf hayvan şey kurt kurtun tüylerinden yapılıyor. Hemen hemen samurun etkisine çok yakın. Çok yakın. Yani flexible, böyle esniyor. Sürdükten sonra vurduğumuzda tekrar geri geliyor. Bak görüyor musunuz? Tekrar geri geliyor. Ama arkadaşlarım çoğu görüyorlar benim fırçaları. Diyorlar ki bu fırçanın aynısından daha uygun fiyatta var diyorlar. Gidip Çin fırçası olduğu için onu alıyorlar. Halbuki o aldıkları fırça genellikle şey oluyor. Samur değil veya wolf fırçası değil. Bu değil de şeyden oluyor. Neydi onun adı? Skrull yanılmıyorsam, ya da yani bir başka bir kıldan oluyor ve o çok esnek. Yani koyduğu zaman yamuk kalıyor. Yamuk duruyor. Sonra tekrar onu getirmek için tekrar öbür tarafa gidiyor. Yani fırçanın kullandıktan sonra tekrar aynı noktaya gelmesi ve de sivri uçlu kalması, suyu çok tutması, sivri uçlu kalması kilit bilgilerden bazıları. Yani sivri olacak, bol su tutacak, resmi devam ederken içinden sular akmaya, boyayı akıtmaya, sizin boyaya ve suya birkaç defa gidip gelmenize gerek kalmadan resminizi devam etmenize imkan verecek. Öyle fırça olursa daha iyi olur. Şimdi dediğim gibi en çok kullandığım fırçalar samur fırçası ve de kurt tüyünden yapılmış fırçalar. Bunun yanında sentetik fırçalar. Şimdi son zamanlarda yaklaşık bir 10-15 yıldır sentetik fırçalar çok gelişti. Yani samur fırçasından daha iyi olabilecek, daha faydalı, daha ne bileyim derli toplu fırçalar sentetikten yapıyorlar. Çünkü bu sentetik kılları ressamın ihtiyacına, beğenisine göre geliştiriyorlar, şekillendiriyorlar. Bu yüzden böyle çok güzel pointi olan, yani böyle tam bir nokta şeklinde ucu olan, ondan sonra fiyatı da çok fazla olmayan sentetik fırçalar. Bu gördüğünüz fırçalarda yine sentetik, yani suni kıllar. Evet. Plastik bezli şeyler. Mesela bu farklı bir fırça, gene böyle hafif yatay. Hem ucu sivri oluyor hem de birazdan kullanacağım bunu. Bu yan tarafındaki kesik olan kısmıyla geniş lekeler yapabiliyorum. Ucuyla da yine detaylar yapabiliyorum. Ondan sonra yine büyük resimler genellikle yaptığım için fırçalarım da genellikle büyük oluyor. Bu da yine daha fazla su tutup geniş alanları boyamak için kullandığım fırça. Tabii yine daha büyük fırçalarım var. Resmin büyüdükçe fırçamın da kılları uzuyor ve büyüyor. Ama genelde bütün fırçalarımda uzun tüyü tercih ediyorum. Yani uzun kılları vardır. Bakın böyle kısa değildir.
uzun olur. Ve bu uzun olması da daha kıvrak hareketler yapmama neden oluyor. Bu yüzden sentetik de olsa fırçalarım biraz daha uzun tüylüdür. Şey de olsa gerçek kıllardan, gerçek hayvan tüylerinden yapılmış olsa da uzun fırçaları tercih ediyorum. Ama yine anlattığım gibi bu fırçaların hepsi bize bir malzeme, su lekesini istediğimiz şekle forma vermemiz için. Bu yüzden kafamızı çok takmayalım, illa da o fırçadan olsun, bu fırçadan olunca daha güzel olacak, resmin birdenbire değişecek diye düşünmeyin. Çünkü sonuçta nasıl bir leke koymak lazım, nasıl yön vermek gerekir, bunları bilmek lazım, bunlara karşı hassas olmak lazım. Elimizdeki bu fırça malzemeler de bunun için bir şey oluyor, alet, araç, gereç oluyor. Bazen öyle fırçalar kullanıyorum ki mesela bunun gibi, bu büyük bir ihtimalle akrilik veya benzeri, belki badana fırçası gibi bir şey. Bununla da çoğu zaman kullanabiliyorum. Hatta bir tane vardı, çok daha dandik bir fırça vardı. Mesela onu çok sık kullanıyorum geniş lekeleri yaparken. Yani sonuçta su lekesine, istediğim lekelere nasıl ulaşacaksam, hangi malzemeyi kullanarak bunu rahat yapabiliyorsam onu yapıyorum. Dolayısıyla Çinliler mesela yazı yazıyorlar, kaligrafi yapıyorlar, çocukluktan başlıyorlar fırça kullanmaya. Onlar için o kaligrafi fırçası en ideal sulu boya fırçası aynı zamanda. Çünkü nasıl kullanacağını biliyor, nasıl o mürekkebe şekil vereceğini biliyor. Onunla çok güzel resimler yapıyorlar. O da yine buna çok benziyor. Bazen biraz daha uzun olabiliyor onların kaligrafi fırçaları. Onlarla sulu boya resim yaptıklarını gördüm. Yine birkaç tane daha fırça göstereyim. Bakın böyle değişik değişik fırçalar var. İşte şeyin büyüdükçe, alan büyüdükçe daha farklı fırçalarda kullanıyoruz. Mesela bu fırçada keçi tüyünden. Keçi tüyünden. Genellikle goat hair'den de fırçalar oluyor. Bazen iki fırçayı yan yana, iki tüyü yan yana kullanıyorlar. Ondan da bir iki tane örnek vereyim. Yes. Mesela bu fırça ortası kurt tüyü, dışındaki de keçi tüyü, keçi kılı. Dolayısıyla ikisiyle beraber yapıyorlar. Bu keçi kılı daha sert olduğu için dik durmasına neden oluyor. Şey de kurt kılı da içinde suyu tutmasına neden oluyor. Böyle fırça görürseniz bunları da tercih edebilirsiniz. Çünkü daha özel bir fırçadır. İki ayrı kıldan yapılmıştır. Evet, burada aynı olan, yine içi kurt tüyü, dışı keçi kılından yapılmış fırçalar. Evet, çok farklı fırçalar var. Mesela bu fırça gene daha farklı bir hayvanın tüyünden, samura yakın bir hayvan. Suda yaşayan bir hayvan. Bu da güzel bir fırça, pahalı bir fırça. Böyle fırçalar var. Ama fırçalar dediğimiz gibi en çok kullanılan samur ve kurt tüyünden yapılmış fırçalar. So, isterseniz sorularınız varsa bu malzemelerle ilgili, boya ve fırçayla ilgili cevap vermek isterim. Hem de ağır ağır şey, resme geçmek için fırsatımız olur. Evet, operatör arkadaşımız, siz görüyorsunuz tabii kimler soru soruyor veya yazı yazıyor. Hocam merhaba. Şu an bir arkadaşımız bize boyaları internetten alıp alamayacağını sormuş. Evet. Var. Benim Doğan Art'tan da alabilirler. Bir de bizim şeyden IWS Network sayfasından alabilirler. Onu da tekrar şey yapayım, bakalım doğru hatırlayabilecek miyim? www.globeart.net. Öyle miydi? Bir daha bakalım. Olmazsa ben bunun altına tekrar yazacağım. Şeydi, globeart.net. IWS globeart.net diye. IWS globeart.net. Yani arttan sonra nokta net. .com yerine net yazacağız.
iwsglobeart.net. Buradan sipariş edebilirsiniz. Ayrıca bunlar dediğim gibi boyalar da orada var, fırçalar da var. Bir de Türkiye'ye geldiğim zaman belki pazarlık yaparsınız, daha uygun fiyatlarla alabilirsiniz. Çünkü posta ücretleri bayağı bir şey yapıyor, fiyatı yükseltiyor. O yüzden Eylül ayında Türkiye'ye geleceğim. Büyük bir ihtimalle Fethiye'de olacağım Ekim ayında veya İzmir'de daha çok olacağım. Büyük bir ihtimalle İstanbul'da da Kasım'da olma ihtimalim var. Dolayısıyla takip ederse arkadaşlar yanında malzemelerim olacak. Çok daha uygun fiyattan alabilirler. Hocam soru sormak isteyenleri ben chat programında sayfa açık zaten. Orada yazdıklarını da ben size ileteceğim. Arkadaşların, katılımcı arkadaşların sesleri kısık, ses karışıklığı olmasın diye. Chat tamam. Bölümüne sorularını yazdığında ben sunum arasında size sorularımı yönelteceğim. Süper. Süper o zaman. O zaman ne yapalım şimdi? Şey, bir de kağıdı anlatalım. Malzeme kısmını kapatmış olalım. Masamı da toparlayacağım. Sonra en çok merak ettiğiniz bu resmi nasıl yapıyor? Boyayı nasıl kullanıyor? Ondan sonra neyi görmeye çalışıyor? Neresinden başlıyor resmin? Bunları aşama aşama gösterme şansım olacak. Şimdi kağıtla ilgili isterseniz bir sonuca gidelim. Şimdi değişik kağıtlar var arkadaşlar. Sulu boya kağıtları. Bu anlattığımız boya, fırça hani bir anlamda çok mühim değildi. O başka boyalar gelse, başka fırçalar gelse yine üç aşağı beş yukarı bildiğiniz, becerdiğiniz resmi devam ettirip yapmanız mümkün. Ama kağıt öyle değil. Kağıt karakteristik bir şey. Her kağıdın kendine özel bir kişiliği var. Bazı kağıtlar suyu alıyor, boyayı absorbe yapıyor. Hemen onu içine çekiyor, gömülüyor. Bazı kağıtlarda koyduğunuz lekeyi saatlerce yüzeyde tutuyor, yavaş yavaş emiyor. Bazıları da hiç emmiyor. Yüzeyde kalıyor ve yüzeyde leke oluşuyor. Dolayısıyla kullandığınız kağıdın nasıl bir karakterde olduğu, neler yapacağı, nasıl bir sonuç çıkaracağı çok önemli. Bu yüzden sizin kendi kağıdınız olsun diye öneririm. Mesela benim kullandığım kağıt, klasik bir kağıdım var. O da Schöller ya da Hanne Müller Alman malı kağıt. Türkiye'de ilk bunu almıştım. Öğrenciyken almıştık. Yaklaşık 30 sene önce mi? 33 sene önce falan. 35 sene önce belki. O kadar oldu ben demek ki. Sonra ilk o zaman başladık sulu boyaya. Dolayısıyla o kağıttaki biriktirdiğimiz tecrübe, beceri daha başarılı sulu boya yapmak için de hem faydalı oldu hem de o kağıdın huyunu suyunu tanıdığım için benim için ideal bir kağıt durumuna geçti. Neden bu kağıdı kullanıyorum? Çünkü bu kağıt az önce anlattığım gibi diğer kağıtlara göre farklılığı hemen absorbe olmuyor. Bir süre üzerinde durduktan sonra yavaş yavaş boyayı pigment şeklini kuruduktan sonra veriyor. O kuruma süresince de 5 dakika, 15 dakika suyun miktarına göre sizin hala o lekeyi oynama şansınız var. Ama bazı boyalar, bazı kağıtlar öyle değil. Mesela geçen gün deniyordum şu boy, şu resim. Bu yeni bir kağıt, farklı bir kağıt. Kağıdın hangi kağıt olduğunu da şimdi tam bilmiyorum çünkü kesik bir parça üzerinde ama buna benzer kağıtlar çok var. Mesela bu kağıt renkleri ayrı ayrı koydum. Bir yerde küçük bir bağlantı var suyla. O su buradan giriyor, buradaki rengi alıyor, buraya götürüyor, buradaki rengi alıyor, öbür tarafa götürüyor. Tamamen gri bir leke oluştu. Yani bu şimdi diğer kullanacağım, benim günlük kullandığım kağıtta böyle bir şey olmuyor. Ama bu kağıtta ıslak olan her yer birbirine geçişler yaparak üzerlerindeki boyayı taşıyıp homojen bir gri lekeye çeviriyor. Dolayısıyla ne yaptım? İkinci lekeyi kurumasını bekledim. Sonra lekeleri, boyaları koydum. Bu resim çok başarılı bir resim olmadı. Çünkü bunu yeniden anlamaya, tanımaya,
ne bileyim nasıl çözerim diye uğraşmaya başladım. Dolayısıyla kağıdın başarılı bir resim çıkartması için sizin tanıdığınız bir kağıt olması çok önemli. Eğer tanıyorsanız kağıdı, bildiğiniz bir kağıtsa, daha önceden neyi nasıl yaparsanız, nasıl sonuç alacağınızı biliyorsanız daha kararlı çalışıyorsunuz. Ve de birkaç adım sonrasını görebilerek çalışıyorsunuz. Sürpriz olmayan bir sonuçla başarılı bir resim yapabiliyorsunuz. Atanur Hocam. Dolayısıyla kağıt çok önemli. Hangi kağıt daha iyidir derseniz, bu kağıt yıllarca piyasada olan ve buna benzer kağıtlar var. Birçok usta sanatçı kullanıyor. Ama onların kullanma şekli de farklı. Yavaş yavaş koyuyorlar renkleri, ne bileyim suyu az koyuyorlar veyahut da tamamen sulandırıp kullanıyorlar. Kağıdın özelliğine göre farklı bir teknik geliştiriyorlar. Dolayısıyla herkesin, her sanatçının kendine göre bir tekniği ve kullandığı kağıdı var. En usta sanatçılarla biz kağıt değişimi yaptığımız zaman bir ortak sonuca varmıyoruz. Onlar gene kendi kağıtlarını beğeniyorlar, ona devam ediyorlar. Ben de kendi kağıdımı beğeniyorum, onu tercih ediyorum sonuçta. Atanur Hocam, hocalık sesim geliyor mu? Birçok yerde kurs verdiğimiz için neredeyse dünyadaki hemen her türlü kağıdı denedim. Ne bileyim, Çin'deki kağıtları denedik. Güney Afrika'daki veya Güney Amerika'daki kağıtlar, işte lokal kağıtlar veya Avrupa'daki satılan kağıtlar, hepsinden 3 aşağı 5 yukarı her birkaç ayda bir farklı farklı hiç daha önce tanımadığımız kağıtlara resim yapmak zorunda kaldım. Dolayısıyla bu da bir şey yapıyor. Ressamı eğitiyor. Ne kadar çok experience'ımız olursa, daha çok tecrübemiz olursa o kadarı yeni malzemeye adapte olmamız kolay oluyor. Fakat sizlere önerim, yeni malzemeyi öğreneceğim diye zaman kaybetmek yerine bildiğiniz malzemenin üzerinde durup onun dilini, özelliklerini iyicene anlayıp onun üzerine tecrübelerinizi yerleştirmek, o tecrübelerle sürekli yeni eserler üretmek en kalıcı, en sağlıklı yol. O zaman ne diyoruz? Kağıt sizin kağıdınız olacak. Fırça hangisi olursa istediğiniz zaman değiştirirsiniz. Boya, dediğimiz gibi profesyonel olanlar en iyisidir ama pahalı bu dönemde fırça boyalar. Ona göre de öğrenci kalitesinde boya alırsanız da içine bal koyarak onu zenginleştirebilirsiniz. Malzeme kısmını böylelikle çözmüş olalım. Şimdi geçelim resim yapmaya. Masamı toparlayacağım. Hocam sesim geliyor mu? Birkaç dakikalık çay molası gibi düşünelim. Ben de bir taraftan masamı çalışmaya hazır hale getireyim. Olur mu arkadaşlar? Atanur Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Az bir şey geliyor ama. Şimdi bir arkadaşımız deneme yanılmayla mı kendimize uygun tekniği bulmamız gerekiyor diye sormuş. Evet. Ha, o da ilginç değil mi? Deneme yanılmayla mı? Bir de pirinç kağıdı sulu boya için uygun mudur diye sormuş. Böyle bir iki sorumuz var. Nasıl? Pirinç kağıdı sulu boya için uygun mudur? Evet, güzel sorular. Arkadaşlar, yani malzemenin her malzeme sizinle ilgili bir şey. Siz eğer o malzemeyi sevdiyseniz, bundan güzel eserler çıkıyor diyorsanız bir kural yok. Yani klasik sulu boyada klasik koton, yani pamuklu %100 pamuklu kağıt kullanılıyor. Hemen hemen bu kağıtların hepsinin üzerine yazar %100 pamuk diye. Ama bakıyoruz, dediğim gibi birisi suyu tamamen emiyor, öbürsü geçemiyor, öbürü farklı reaksiyon gösteriyor. O da o kağıdın yapılış serüveni veya içine koydukları o zamplar, yapıştırıcılar, o kağıdı tutacak olan şeyler, onlar çok etki yapıyor. Dolayısıyla pirinçten mi yapılmış veyahut da Bristol'den mi yapılmış veya işte yeni farklı kağıtlar çıkarttılar, böyle kağıt bile değil, o kemikten mi ne yapıyorlar, ondan üzerine çok güzel sulu boya lekeleri oluşuyor. Her şeyden olabilir. Siz karar vereceksiniz. Onunla yapıyorsanız, hatta değişik malzemelerle yeni şeyler bulursanız, buluşlar, onlar da güzel bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Klasik olan
her zaman klasik bir müze standardında eserler çıkartır. Ama moda gibi olanlar, işte birisi şöyle kullanıyor bir kağıt, şöyle bir ne bileyim teknik kullanıyor, işte buzluğa sokuyor, yok bilmem tuz atıyor, yok bilmem klorak döküyor. Bunlardan ne güzel şeyler çıkıyor diye heveslenip kendinizi bu modalara kaptırmayın. Çünkü onlar hep gelip geçiyor. Bence şeyden çok, yani yeni böyle kendimize sürpriz yapacak, ondan sonra sihirbazlık yapacak gibi malzemeler var diye arayıp onları bulmaya çalışmaktan çok, desenimizi güçlendirelim, sulu boyayı iyi tanıyalım, kağıdımızı iyi tanıyalım, klasik yol ve yöntemi geliştirelim. Diğerlerini de boş zamanımız varsa bence ilgilenin. Çünkü oradan yola çıkan arkadaşlar çok zaman kaybediyorlar ve de sonuçta bu güzel eser üretme bakımından çok da ileriye gidemiyorlar. Yeni teknikler deneyeceğim diyenler. Klasik olarak resim eğitimimizi güçlendirelim. Yani leke bilgimizi artıralım. Resmin dili olan şeyleri çok iyi eğitelim kendimizi. Leke bilgisi, desen bilgisi, renk bilgisi, ondan sonra kompozisyon bilgisi. Bunlar çok önemli. Şimdi birazdan zaten anlatacağım onlarda yine neye çok dikkat ediyorum diye. Kağıdın beyazını mutlaka kullanmaya çalışıyorum. Mutlaka kağıdın beyazı olacak. Ondan sonra kağıdın beyazını ustaca kullanmak çok önemli. Lekenizin içinde çok koyu lekeleriniz olsun. Aradaki değerleri çok net görelim. Kuvvetli bir resim çıkartabilmek için koyu leke koymaktan çekinmeyin. Dolayısıyla klasik yolla, klasik eğitimle devamı öneriyorum. Arkadaşlar genelde ben böyle fotoğraf basıp da çalışmayı daha çok tercih ediyordum. Şeyine göre, konusuna göre. Dediğim gibi bu resim bir sipariş. Bu siparişi veren arkadaşımız, Kanada'da yaşayan bir Türk arkadaşımız resim koleksiyonu yapıyor. Birkaç tane daha bana resim yaptırmıştı. Dolayısıyla onun istediği şey neydi? Çay içen yaşlı çift, böyle köy evinin içinde diye. Değişik fotoğraflar verdi. Bunu tersine düzüne çevirdik. Sonra yan yana koydum. Sonuçta şöyle bir kompozisyon yaptık. Görüyor musunuz? Şöyle bir kompozisyon yaptık. İşte Türk halısı falan kilimi. Ondan sonra bu yaşlı teyze çay döküyor. Burada iki kişi görünüyorlar ama bardaklar, dört tane bardak var. Demek ki iki tane daha misafir var sağda solda. Ama biz burada iki kişiyi yapacağız. Ondan sonra bu arkaya da süpürge koyduk, şey koyduk, soba. Bunları hep özlediğimiz şeyler. Bilmiyorum, belki bazılarınızın evinde vardır. Ne güzel bir şey bu. Sobanın üzerinde çay yapmak, yemek kaynatmak. Şimdi bunu resmi yaparken aynı zamanda bu ortamı hissetmeye çalışarak yapmak, duymak, onu şey yapmak, hissederek yapmak ayrı bir şey yapacak. Resmimizi de daha güzel yapmamıza neden olacak. Evet, bir önce geneli bir görmenizi isteyeyim isterseniz. Şöyle bir nedir şimdi yapacağımız resim, nerede ve hangi aşamadayız? Bakın böyle, bu alt tarafı biraz karışık ve uzun iş olduğu için biraz zamanı tasarruf edeyim diye hem çizimi hem de bazı şeyleri, altyapıyı koydum. Şimdi bunun üzerine biraz daha geniş lekeleri ağırlıklı olarak çalışacağım. Daha hızlı ilerlemek için. Böyle şimdi şuradan başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir fonu yapacağım. Şimdi fonu yapacağım. Çünkü fonu yaparken biraz daha görsel olarak daha aktif olabiliyorum. Siz de yapılan işi daha net görebileceksiniz. Bu yüzden detaylarla uğraşmak yerine bu sınırlı zamanı daha çok yaptığımı görebileceğiniz geniş alanları boyayarak yapacağım. Şöyle. Şimdi fokus yapacağım. Mesela dediğimiz gibi siyah, beyaz, gri dengesi çok önemli demiştim. Benim için ışık olacak yerler, ışığın olduğu yerler, mesela yüz, el, figürlerin olduğu yer daha net görünürse iyi olur. Fon flu olsun. Yani çok net olmasın. Gözümüz oralara kaçmasın. O yüzden de ne yapacağım? Fonu, bakın biraz nemlendiriyorum. Fonu biraz nemlendireceğim. Genel olarak her tarafını nemlendiriyorum. Bu taraflara gitmiyorum çünkü daha oralara gelinceye kadar kuruyacak. O yüzden
Oraları da nemlendirmeye gerek yok. Çalışacağım noktaları nemlendireyim. Sonra fokusu buraya yapacağım için üst taraf daha koyu olsun isteyeceğim. Üst taraflar daha koyu olsun. Bu taraflara doğru geldikçe ışık daha kuvvetlensin, daha açık olsun. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama birazdan daha rahat göreceğiniz alanlara geçecek fırça. Şu anda bununla devam edelim. Bakın su koydum. Daha önce suladığım yerler boya akıyor. Görüyor musunuz? Bakın böyle içinde değişik renkler gidiyor. Fırçama birden fazla boya alıyorum. Hem maviyi aldım, hafif kırmızı aldım, biraz kahverengi aldım. Burada kendiliğinden bunlar karışıyor. Bakın böyle bir yere bir defa fırçamı sürüyorum. Şöyle bir şey yapayım. Buraya tablolar varmış gibi düşünelim. Sanki tabloda değil de hani onların kendilerinin torunlarının veya babalarının, ailelerinin fotoğrafları varmış gibi düşünelim şöyle. Çünkü bizim evde de hatırlıyorum böyle yükseğe asılmış fotoğraflar vardı. Onlar hemen hemen her Anadolu evinde böyle şeyler var. Şunları koyuyorum. Evet. Şimdi duvar burası fazla koyu bir duvar gibi görünüyor ama o loş bir oda içi olduğunu düşünerek böyle yaptık. Çünkü birazdan o şey olacak. Ne kadar su koyarsak, farklı renkler koyarsak o kendiliğinden gerçekçi bir tona gelecek. Yani buranın ne kadar koyu olacağını hissettiğim için, onu öngörebildiğim için korkmadan bu şeye fona bu kadarı kuvvetli boyayı bir defada koydum. Yani koyu leke yapacağınız yerleri, koyu leke olacağını düşündüğünüz yerleri önceden hesaplayabiliyorsanız, ne kadarı koyu olabileceğini hissedebiliyorsanız, korkmadan da o koyuluğu bir defada koyuyorsanız, onlar başarıyı artıracak. Birkaç defa oynayarak, üst üste koya koya koyuluğu bulmaya çalışmanız sizin resminizi yoracak. Dolayısıyla kilit olan bilgilerden birisi de neymiş? Koyu lekeyi korkmadan koyun. Hangi değerde olacağını görebiliyorsanız o değeri bir defada elde etmeye çalışın. Evet, şimdi bu sobamızı yapacağız. Şuraya koyu koyu sanki camı varmış gibi düşünelim bu şeyin. İçinde de ateş falan varmış gibi düşünelim. Aslında ateş altta mı oluyordu, üstte mi oluyordu? Arkadaşlar sulu zemin üzerine koyduğumuz lekeler suyun içinde doğal bir şekilde akması, kaçması, onlar sulu boyanın güzelliği. Sulu boyayı en cazip, en etkili, ondan sonra sevimli gösteren şey özellikle suyla beraber taşınmış pigmentler. Bunların taşınmasında, taşınırken ki oluşturduğu lekelerden rahatsızlık duymayın. Bırakın onlar ne kadar doğal yayılırsa o kadar güzel bir görüntü verecek. Yani şu tür kaçan böyle şey diye düşünürsek kaza gibi görünen boyaların akıp kaçması aslında ayrı bir güzellik. Onlar her tarafta olursa mükemmel görünmeyen böyle doğal haliyle birbirine geçmiş, kaçmış, akmış. Bunlar toplamın içinde küçük küçük kazalar görünecek ama o küçük küçük farklı şeyler bizim genel olarak güzel bir şey üretmemize neden olacak. Doğal bir şey üretmemize neden olacak. Yani mükemmel görünen bir resimdense doğal akışında gerçekleşmiş, zorlanmadan üretilmiş bir resim daha makbul. O halde resmimizi bol sulu yapacağız. Yes. Arkadaşlar bu soba boruları nasıl oluyordu onu hatırlamaya çalışıyorum. Biraz şey oluyordu galiba.
mor renge yakın, tam siyah değil, mor renge yakın bir rengi vardı. O renk de hemen her boruda, o çinko borularda hepsinde aynıydı. Şimdi öyle bir renk bulmaya çalışacağım, hatırlamaya çalışıyorum. Şöyle bir şey. Evet. Şurada bir ışık patlaması olsun. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle şey yaptım. İlk lekeleri attım. Şimdi sulu boya genellikle zamanlama sanatı. Bazı lekeleri kuruyken atacağız. Bazılarını bayağı bir ıslakken içine yeni lekeler koyacağız veya boyalar koyacağız. Bazılarını da yarı kurumuşken, yani vermek istediğimiz etkiye göre zamanı seçiyoruz. Dolayısıyla burası daha ıslakken, kurumamışken yerine göre gidip müdahaleler yapacağım. Farklı farklı lekeler koyacağım. Çünkü istediğim formu, istediğim şekli veya etkiyi bu kurumuşluk oranına göre kurumuşluk seviyesine göre doğru müdahalelerle elde edeceğim. Yani zamanla çok önemli. Şu anda hep zamanla yarışacağız. Bu yüzden de sulu boyayı bir çırpıda yapmak, yani bir sezonda, bir çalışmada yapmak ideali. Tutup bekletip de biraz çalıştım ya boyadaki gibi, sonra haftaya çalışayım, yarın çalışayım, araya bilinmedik bir zaman kurmak, koymak doğru değil. Onu ne yapacağız? Bildiğimiz, hakim olduğumuz bir zamanda her anına hakim olarak, neyi yapacağımızı bilerek zamanlamayı kendi kontrolümüzde ilerleteceğiz. Evet, bu da böyle. Bakın burada şeyler, soğuk renkler koyuyorum. Bu şey olabilir, alüminyum gibi, ne bileyim, parlak bir malzemeden yapılmış bir şey olabilir. Bunlar da tabii herkesin ayrı bir yolu, yöntemi vardır bu formları çıkartmak için. Ama size önerim, mümkün olduğu kadar bol suyla yapın. Bir de sağından solundan bazı lekelerin içine girmesine fırsat verin. Yani birbirinden çok kopuk olmasın. Şimdi burada şöyle bir şey hayal edeceğim. Şu boşluğu nasıl doldurayım? Yüklük gibi düşüneceğim. Hani köy evlerinde eskiden, ben hatırlarım, bizde de vardı. Böyle şeyler, yatak yorganı üst üste koyup böyle yüklük olurdu. Burası da divan gibi bir şey. Burada bir yüklük varmış gibi düşünelim. Olur mu? Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, bu yaptığım işlemde en çok tasa ettiğim şey bu beyazların yok olmaması. Bir şekilde bu beyazları en sağlıklı şekilde kullanacağım. Doğru yerde doğru ışığı beyazlarla vereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi önce bir altyapı yapmıştım. Şimdi üzerlerine ikinci lekeyi atıyorum. Şimdi bu formu çıkarsın diye üzerine ekstradan transparan lekeler atıyorum. Hem alttaki, bak alttaki yeşilleri, kırmızıları görüyor ama üzerinde böyle transparan ayrı bir gri leke atmış oluyor. Burada kumaşın kıvrımlarını falan gösterecek. Şimdi çok yönlü bir problemi çözmek mümkün. İşte ben nasıl çözmüşüm? Bazı yerde detayları koydum. Sonra üzerine transparan bir leke atarak o dokuyu, o lekeleri ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ama bazı arkadaşlar nasıl yapabilir? Belki her birini anında çöze çöze gidebilir. Dolayısıyla benim resim yapma serüvenimde çok farklı problem çözme yöntemleri oluyor. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Her seferinde farklı konuda, farklı zamanda, farklı resmi daha farklı bir şekilde çözmüş oluyorum. Dolayısıyla siz de eğer resim tekniğinizi her türlü yeni imkana veya duruma göre değişmeye, değiştirmeye, adapte olmaya
mümkün kılacak şekilde yaparsanız çok iyi olur. O zaman resme başladığınız zaman hiç sorununuz olmayacak. Her an her şey olabilir ve her olan şeye karşı da verecek bir cevabınız, yapacak bir hareketiniz olacak. Hani ezbere formüllerle değil de bir genel resim anlayışınız olacak. Ondan taviz vermeyeceğiniz. Fakat öyle de yapabileceksiniz, böyle de yapabileceksiniz. O zaman her yaptığınız resim yeni olacak, orijinal olacak. Aynı konuyu tekrar yapsanız bile birbirine benzemeyecek. Kendiniz bile kendinizi kopya edemeyeceksiniz. Dolayısıyla sulu boyanın en güzel özelliği de sadece o, kopya edilemez bir teknik olması. Eğer bulduğunuz, yaptığınız teknik kendiniz tarafından bile kopya edilemeyecek özelliklere sahipse demek ki doğru yoldasınız. Şimdi birçok sanatçının şeyi var, hani resim yapma tekniği veya anlayışı farklı farklı. Özellikle ders verenler kendi geliştirdikleri en mükemmel sonucu aldıkları tekniği bir formüle yaparlar. Onu da işte bu renkleri kullanın, bu boyaları kullanın. Ondan sonra şuradan başlayın, burada bitirin, böyle yapın diye. Bence bu yol ve yöntem iyi bir ustalık geliştirebilir. Ondan sonra her seferinde duvara asılacak sevimli şeyler yapmayı sağlayabilir. Fakat sanat yapıyorsak orijinal olmak zorunda, yeni olmak zorunda, ondan sonra özgür olmak zorunda. Bir de sizin yaratıcı gücünüzü kullandığınız bir eser olmak zorunda. Dolayısıyla formüllü resim yapmaya bir anlamda karşıyım. Onlara fazla kredi vermiyorum. Ne kadar orijinal yeni bir fikirle, yeni bir renk anlayışıyla o anki, o günkü, o kompozisyondaki problemleri çözerek yapıyorsanız o daha makbul bir kalıcı, değerli bir resim olacak diye inanıyorum. Onun için de resimle ilgili olan bilgilerimizi geliştireceğiz. Nasıl leke dengesi en iyi olabilir, desen en kuvvetli nasıl olabilir? Ondan sonra her ortamda o ürettiğiniz şeyi resimin karşılığı olan değerleri yerleştirerek, işte leke değerleridir, kompozisyondur, ışıktır, şu bu, bunları doğru yaptığınız zaman resim de çok başarılı olacak. So, let's go like this. Bunu nasıl yapalım? Atanur Hocam. Buyurun. Gülnar Hanım size güzel bir söz söylemiş. İletmek istiyorum. Buyurunuz. Takdir edildiğinizde değil, taklit edildiğinizde ustasınızdır. Ben sizin iki eserinize öykünerek resim yapmıştım usta hocam diye. Oh, oh, oh. Sağ olsun var mısın? Bu moralle daha güzel resim yapacağım. Onu da iletelim dedim. Sağ olsun hocama. Alçak gönüllü. Ondan sonra şey, teşvik etmesini bilen güzel bir söz. Çok teşekkürler. Arada böyle güzel şeyler söyleyenler söylerseniz ben de böyle dolmuşa bineyim, daha güzel resim yapayım. Ama böyle çok ağır kritikler olursa şimdi söylemeyin. Şey olmaz, moralim bozulmasın. Olur mu? Şöyle. Yes. Bakın burada bazı yerleri çok koyu olacağından eminim. Bu yüzden ilk harekette o koyuluğu yakalamaya çalışıyorum. Yani kaliteli leke bir defada elde edilen
bol suyla, ondan sonra içindeki renklerin orijinal pigmentlerini bozmamış olan orijinal renk pigmentlerini hissedebileceğimiz temizlikte, parlaklıkta oluşan lekeler. Bakın şimdi hemen hemen her yerde şimdi gri bir leke var fonda. Benim o gri leke ne olmuş? Kırmızı var, mavi var, turuncu var, bilmem şu renk, bu renk, envai türlü renk var. Yani önemli olan leke değeri. Yoksa hangi rengin olduğu çok önemli değil. Ortalama bir renk buluyorum, onları kullanıyorum ama değerleri doğru olacak. Koyu olan yer koyu olacak, gri olan yerler gri olacak, açık olan yerler açık olacak. Yani bütün fokusum, bütün dikkatim doğru değerleri doğru oranda yakalayabilmek ve onu suyla korkmadan özgür, rahat bir defada oluşturmak. O zaman şöyle bir özetlersek, iyi bir sulu boya nasıl olmalı? Hangi özellikler olmalı? Belki onu hem de aklınızda tutun. Çünkü önemli birkaç tane madde. Çok sık sık da tekrarlıyorum onu. Bir tanesi kağıdın beyazı. Bol su kullanmak. Bir defa da yapmak. Bazı kazalar olacak, küçük damlacıklar, akan, düşen, kaçan şeyler. Onlara kafayı takmamak. Ondan sonra süratli yapmak. Kurumanın doğal olarak kurumasını sağlamak. Yani bu burada çok su varmış. Aman şunu birazcık alayım. Biraz da şundan alayım. Aman şunu biraz temizleyeyim diye. Hiç böyle gereksiz şeylerle uğraşmıyorum. Ne yapıyoruz? Bol su kullanıyoruz. Bırakınız karışsınlar. Bırakınız birbiriyle buluşsunlar. Daha sonra bu buluşmalar sırasında belki bazı lekeler diye istemediğimiz kadar yoğun olacak. Ondan sonra beklediğimiz, istediğimiz şekil yerine farklı şekiller oluşmaya başlayacak. Onları çok küçük hareketlerle çözeceğiz. Ne yapacağız? Bazen içine başka bir leke koyacağız. Başka bir renk koyacağız. Mesela şuradaki olduğu gibi. Şöyle hafif, burası çok mavi kaldı. İçine hafif turuncu boya ve su bıraktım. O kendi içinde o tekrar yeniden olgunlaşacak. Büyük bir ihtimalle kuruyuncaya kadar istediğim leke oluşmuş olacak. İstediğim tonda bir leke oluşacak. O yüzden daha kuruduğumda ne olacağını bilmeden şu andaki durumuna bakıp lüzumsuz hareketler yapmıyorum. Yani erken hareket edip birden fazla lüzumsuz işlem yaparak resmimi yormuyorum. Evet, buradan da alalım. Bazen ne yapıyorum? Şimdi büyük bir resim. Bir sürü boya yükledik. Bir sürü hareketler oluştu. Bunlardan istemediğimiz yönde gelişenler var. İstemediğimiz kadar boya yoğunluğu var bazı yerlerde. Onları ne yapıyorum? Mesela buradaki bu maviye kafayı taktım. Fazla gelmişti. İçine sarı koydum. Hala fazla. Buradan alıyorum bu maviyi. Getirip buraya mavi lazım, oraya kullanıyorum. Şimdi paletim ne oldu? Resmimin içindeki boyalar tekrar bana bir palet görevi görüyor. Yani bunlar resim yaptıkça kendinizin geliştireceği, pratikleştireceğiniz değişik uygulamalar. Ama hep flexible olun, hani esnek olun. Hiç resim böyle yapılır mı diye düşünmeyin. Sizin kolayınıza geliyorsa, yaptığınızda oluyorsa demek ki oluyormuş, olurmuş. Yani herkesin kendine göre bir stili, tarzı. Bu dediğimiz açık ve de değişmeye müsait resim yapma anlayışıyla oluşuyor. Yani birisini kopya etmenize gerek yok. Siz kendi yolunuzu, yönteminizi kendiniz oluşturacaksınız. Bazı yerlerde çok yoğun boya alıyorum.
Şimdi mükemmel sulu boya yapmaya çalışmak en büyük handikap. Mükemmel yapmaya çalışmayacaksınız. Hissederek yapacaksınız. Üç aşağı beş yukarı bu yaptığım şey oldu olacak deyip bırakacaksınız onun kendiliğinden doğal haliyle neye geldiğini, ne olduğunu görmeye, sonradan karar vermeye bir zaman aralığı bırakacaksınız. Yani buradaki olup biten şeylere ne bunları toplayıp geri almak, ne tekrar düzeltmek, ne tekrar kurcalamakla zaman harcamıyorum. Sürekli devam ediyorum yolculuğa. Yani sürekli durmadan uzun ve de heyecanlı yolculuğa devam ediyoruz. Şimdi bunu devam edebilmek için de şey olmak, konsantre olmak lazım. Yaptığın şeye tamamen adapte olacaksınız. Bir de oyun oynuyormuş gibi yapacaksınız. Yani bir çocuk saflığında, rahatlığında, içtenliğinde yaparsanız resim de daha sağlıklı ilerleyecek. Çocuk gibi resim yapalım. Severek yapalım. Hissedelim. Hatta yaptığımız şeyde bir hikaye bile uyduralım. Yani bu böyleydi, şöyleydi. Şimdi buradan sıcaklık geliyordur diyeyim. Ne bileyim. Bu şimdi çayı dökerken şöyle ses çıkarıyordur. Resimle ilgisi olmayacak ama sizin o motive oluşunuza neden olacak bir hikayeniz ve bir hissetmeniz olsun. Resmi yaparken hani aklınız bambaşka bir yerde ama yaptığınız iş bambaşka bir şey olmasın. O yaptığınız işi ilgilendirecek bir hikaye, bir şey düşünürseniz o fırçanıza çok şey yapacak, etki yapacak. Yaptığınız işin kalitesini, duygusallığını artıracak. Evet. Şimdi bu amcanın arkadan ışık gelsin mi? Bir ona bakalım da buradaki fotoğraftan ne yapmışız? Şimdi arkadaşlar biraz daha genel ışık düzenini kesin algılarsam daha kolaylaşacak. Şimdi ışığımız genellikle önden geliyor. Arkadan gelsin mi gelmesin mi? Şimdi biraz ben karar vereceğim buna. Dolayısıyla buna farklı bir şey yapacağım. Bak burada fon koyu. Görüyorsunuz değil mi? Koyu. Ama ne olacak? Burası da koyu, orası da koyu. Bir tek bunlar çok fazla şey olacak. Ben şimdi tersine bir işlem yapacağım. Işığı buradan vereceğim. Yani sırtından gelecek ışık. Bunun da yüzüne gelecek. Burası biraz koyu olsun. Işık sistemini değiştireceğim. Işık çok önemli arkadaşlar. Genellikle klasik resim değerlendirenler şeyler hani böyle sık sık duyarız. Işığı gölgeyi ne güzel kullanmış falan. Bir zaman sonra bu bir anlamsız gibi gelir bize. Deriz ki aynı lafları söylüyorlar. Işık gölge ne güzelmiş. Arkasında bir derinlik olduğunu hissetmeyiz o sözcüğün. Ve bazen kullananlar bile onun ne kadar önemli olduğunu fark etmeden söylemeye başlarlar. Işık gölge. Evet, ışık çok önemli. Çünkü resim yapan şey ışığın kendisi. Işık olmasa resim olmaz. Görüntü olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kapkaranlık bir şey olur. Işık olmasa, şimdi bu ışıkları kapatayım. Burada hiçbir şey göremeyeceksiniz. Kameralar çalıştığı halde. Şimdi bu kağıttaki görüntüyü de biz ışık sayesinde görüyoruz. Bu kağıttaki görüntünün de bir kısmını boyalarla kapatıyoruz. O görüntüyü şey yapıyoruz. Hani algılamanın etkisini farklı farklı boyutlarda dağıtarak resmi oluşturuyoruz. Yani kağıt beyaz, kocaman bir ışık geliyor böyle, kocaman bir ışık, bembeyaz bir kağıt. Biz onun ışığını kesiyoruz. Bazı yerlere çok koyu lekeler koyduk. Neredeyse hiç ışık gelmeyecek şekilde kopkoyu oldu. Bazı yerlere sulu bazı lekeler attık veya kırmızı bir boya vurduk. Kırmızı boyayı vurduğumuz zaman onun sarı ve mavisini yok etti. Sadece kırmızı renkli ışığın bize gelmesini sağladı. Demek ki bütün iş buralarda göreceğimiz ışıklar, renkler ışıkla oluşacak. Işık kaynağını bileceğiz. Işık kaynağını biliyorsak yapacağımız resimi o kaynağa uygun olarak tutarlı bir resim yapacağız. Ama ışık kaynağını unutmuş başka şeylerle oyalanıyorsak çok şeyi kaybedebiliriz. Yanlış formlar, dengesiz görüntüler,
farkında olmadan bizi rahatsız eden bir takım görüntüler elde ederiz. Gözümüzün rahatsız olmaması için, baktığımız şeyden zevk almamız için ışığın zevkli bir ışık olması, doğru bir ışık olması ve ışıkla oluşan gölge, ondan sonra yansıma, ne bileyim birbirine geçişlerin olması, bunların hepsinin sağlıklı, akılcıl, fiziğe uygun şekilde olması lazım. Evet, fiziğe uygun bir şekilde dedim. Çünkü fizik kurallarını alt üst edecek hareketler yaparsak bir şey bize yanlış veya bir dengesizlik gibi gelir. Huzurlu bakamayız ona. Ya insanın duruşunda bir yanlışlık vardır, ya orada olmayacak bir ışık patlaması gelmiş olmuş ama nereden geldi, niye oldu çözemiyoruz bir türlü. Ama bu şuradaki ışık duvara yansımış, buraya gelmiş. Bu elbisenin rengi birazcık gitmiş, şuraya gitmiş, buraya yansımış. Ondan sonra buradaki duvardaki gölge buraya düşmüş. Sonra eşarbına düşmüş. Bu amcanın burasına düşmüş. Şurada gömleğine düşmüş. Burada bilmem süpürgenin üstüne düşmüş. Burada sofra şeyinin üstüne düşmüş. Böyle böyle düşünürsek bu koyduğumuz her fırça bir gerçek fizik kuralının olabileceği yönde gerçekleştiği için isabetli olacak, doğru olacak, işe yarayan olacak. Demek ki fizik önemli. Fiziği bileceğiz. Fizikle savaşmaya gerek yok. Soyut resim yapacaksan yap. Onu da fiziği bilerek yapıyorsan zaten işe yarayacak. Diyeceksin ki bak fizik kurallarına göre böyleydi. Ben onu şununla bununla böyle böyle değiştirdim diyeceksiniz. Yine fizik bilginizle soyut resim yapacaksınız. Yoksa fizik kurallarını, doğa kurallarını, ışık kurallarını yok ederek ya da hiç öğrenmeden, bilmeden yaparsanız o 3 atış 25 olacak. Yapamadığınız için soyut resim yaptım diyeceksiniz. Ama altyapısı sağlam, kuvvetli bir şey yapmayacaksınız. O halde soyut resim de yapsak, yarı soyut resim de yapsak, nasıl, ne yaparsak yapalım, biz bu resim eğitiminden geçeceğiz. Bu resim eğitimi de desen. O desen dediğimiz şey de fiziksel özellikleri kalemle en kuvvetli, en hisli, en sağlam şekilde yansıtma işi. Büyüklükleri doğru yapmak, hacimleri doğru vermek, onların birbirine bağlantılarını doğru bir şekilde oluşturabilmek. Desen çok önemli. Deseni biliyorsanız fotoğrafı aldığınız zaman sanki desen çiziyormuş gibi bu fotoğrafı çözersiniz. Çizdiğinizde de yaptığınızda da bu adam fotoğrafı kopya etmiş demezler. Çünkü siz onu artık fotoğraftan çıkartmış 3 boyutlu gibi görmeyi becermiş, biliyor, hissediyor olursunuz. Dolayısıyla çok pratik yapmanız, desen çizmeniz çok önemli. Bunu ihmal etmeyelim. Mümkün olduğu kadar her vesileyle, herhangi bir nedenle elimize kağıt kalem alalım ve çizelim, çizelim, çizelim. Desen çok önemliymiş demek ki. Bunun yanında bu fotoğraftır, bilmem videodur ya da her ne bulursak onlardan resim yaparsak bu desen gücü kuvvetli olduğu için çok başarılı işler çıkacak. Bu yüzyılda da sadece her türlü malzeme en kolay yoldan elde ediyorsun. Her türlü görüntüyü en kolay yoldan aktarabiliyorsun. Önemli olan deseni ve resim bilgisini kuvvetli yapmak. Sonra da o teknolojiyi ve alet araç gereci resmin, klasik resmin ilkelerine uygun bir şekilde kullanabilmek. Evet. Şimdi ne yapalım? Bunu böyle geçtik. Işıkla ilgili konuşuyorduk da buraya geldik ama ışık da çok önemliydi arkadaşlar. Işık olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi bazı altyapı lekeleri atacağım. Bak buraya olmadık bir yere bir leke damladı. Bu amca neredeydi? Bundan alayım şunu. Bunu ne yapayım? Alayım şöyle bir şey yapalım. İşe yarar hale getirelim. Diyelim bir yanlış bir leke gitti. Bir yere düştü. Hemen onu silmek yerine onu işe yarayacak başka bir forma çeviriyoruz. Bu anlayış bizim yapacağımız işin orijinal olmasına da neden oluyor.
Çünkü hiçbir teknik, hiçbir resim tekniği sulu boyanın verdiği imkanlar gibi imkanlar vermiyor. Diğer tekniklerde ne biliyorsan, fırçana elini aldığın zaman o fırçanın ucuna ne kadarı boya koydun, nereye koyduysan o kadardır işin ve onunla kalır. Ama sulu boyada öyle değil. Su var, ondan sonra suyun hareket ettirmesiyle beraber şeffaf olan, sürekli form değiştiren lekeler var. Bunlar suyla beraber hareket ediyor, kuruyuncaya kadar envai türlü forma ve şekle giriyor. Size bir fırsat veriyor, diyor ki siz bunu yaptınız, böyle koydunuz. Şimdi bu yepyeni yollara, yeni serüvenlere açık bir hale geldi. Alın bunu bir suyla az bir şey şu tarafa doğru çevirin. Ondan sonra içine az daha boya koyun. Bambaşka bir lekeye çevirin. Bilmem onu düzeltin veya bozun. Dolayısıyla bu sürekli değişen bir serüven. Bunun da oluşumu sadece sizin elinizde değil, aynı zamanda su miktarıyla, buradaki rutubet miktarıyla, bu kağıdımızın eğilmenin oranıyla, birçok şeyle değişiyor ve sürekli hareket halinde. Dolayısıyla bu hareket halindeki olan malzemeyi tecrübelerimizle 3 aşağı 5 yukarı kuruduğu zaman ne olacağını, olumlu bir sonuca gideceğini hissedeceğimiz bir yol yöntemle sürekli olgunlaştırmak. O yüzden de daha önceki çalışmaya başlamadan önce söylediğim gibi bu çalışma bir serüven. Onun için kuruyuncaya kadar ne olacağını tam bilmiyoruz. Kuruyuncaya kadar kağıdımızın verdiği imkanlar ölçüsünde her koyduğumuz lekeyi doğru zamanlamayla yeni bir forma, daha faydalı bir şekle sokmak için zamanımız var. Onun için de çok uyanık olmak lazım. Her an baktığımız her yerde yeni olabilecek şeyleri görmek, cesaretli olmak lazım, kararlı olmak lazım ve de o kararlılığı da uygulamaya sokmak lazım. Yani korkak bir insanın işi değil sulu boya yapmak. Ne yapacağız? Bakın bunları anlatırken ben kendime şimdi ders çıkarttım. Mesela ne yapacağız? Bu ablanın elbisesi, bakın buraya bir kırmızı koydum. Yanlışlıkla oldu çünkü fırçamla varmış. Ama bana iyi bir fikir verdi. Ben bu elbiseyi bu kırmızı renkle yapsam ne güzel olur. Hem bir vurgu olur orada. Bunlar nötrken burada sarı ve kırmızıyla daha canlı bir şey çıkacak. Şimdi bu yaptığımız her hareketteki olumlu olumsuz bir iş bizim yapacağımız bir başka hareketle mutlaka olumluya dönüşecek. Bazen çok olumsuz sandığımız bir kaza bize yeni bir çalışma alanı, çıkış noktası olacak. Bu sadece sulu boyada mümkün. Yağlı boyada, akrilikte, ne bileyim, tempera boyada, pastel boyada böyle bir özellik yok. Onlarda ne oluyor? Ne koyarsan, ne yaparsan o şekil öyle kalıyor. Ama sulu boyada kendiliğinden oluşan bir şey var. O kendiliğinden oluşan formları, şekilleri de sağlıklı, başarılı olması için suyu çok iyi kullanıyoruz. Suyun sihirbazlık özelliği olduğunu, yani magic özelliği olduğunu biliyoruz. Suyla güzellikler ortaya çıkıyor. O yüzden hiç çekinmeden bazen böyle fıskırtarak, bakın buradan fışkırttım bu şeyi, suyu, bunları dağıtmaya başladı çünkü burası bembeyaz kalmıştı. Bazen de fırçayla, ne olabilir? Mesela buraya şöyle şeyler koyalım. Biraz okur renkler koyalım. Ondan sonra bazen yine fırçayla şöyle bol bol suyla bunların akıp kaçmasına, olumlu yönde ilerlemesine şey yapıyoruz, fırsat veriyoruz. Bakın böyle ne kadar enteresan bir renk buldum. Bunu da hiç korkmadan kullanıyorum. Görüyor musunuz? Sapsarı bir şey. Ama şimdi bu sarı renk burada güzel oldu. Bu sefer bunu alacağım, bu tarafa koyacağım. Çünkü dengesiz olacak. Böyle bir sarı burada var, hiçbir yerde yok. Olur mu? Olmaz. O zaman bu sarıyı alacağız, buraya koyacağız. Görüyor musunuz? Yani şeyi çözmek için bir tane yol yöntem yok.
Yani ilk aklımıza gelen ne, buraya mavi yaptık. Hadi aynı maviden yap yap buraya kadar gel. Yaparsın öyle ama çiğ kalır. İlk anda düşünün, basit bir yöntem olmuş olur. Ama bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Buraya sarıyı koydum. Ulan bu neyin nesidir? Bu nerede ne işe yarayacak? Bu sarıyı alıp buralara ekleye ekleye taşıyarak burayı da olgunlaştırıyorsunuz. Burada da yepyeni bir ışık sistemi oluşturmuş oluyorsunuz. Yani bir şeyi koydum orada duracak diye bir şey yok. Onu genel sistemin içine yaymak ve orada işe yarıyor hale getirmek lazım. Tabii bu biraz complicated bir konu ve şey, resim yapma anlayışı. Biraz kafa karıştırıyor olabilir ama genel ilkeler bakımından çok basit bir şey yapsanız da yine bu söylediğimiz şeylere dikkat etmemiz lazım. Bir, bol suyla olacak. Kağıdın beyazı mutlaka kullanılacak. Ondan sonra yaptığınız şeylerde hata var diye, yalan yanlış oldu diye hemen gidip onu düzeltmeye çalışmayacağız. Korkmadan yapacağız. Bırakacağız doğal haliyle kurusun diye. Her an yeni bir oluşum için hazır olacağız. Onun için kıvrak zekayla yeni bir hamle, yeni bir hareketle resmimizi olgunlaştıracağız. Atanur Hocam, Evet. Gülnar Hanım yine soru yöneltmiş. Diyor ki kullandığımız su saf su mu yoksa özel bir suyu var mı sulu boyanın? Evet, şey yok, bildiğimiz su tabii, şey biraz su parası fazla geliyor bize çünkü sulu boya çok yapıyorum, çok su kullanıyorum. Bildiğimiz çeşme suyu bu. Ama dediğim gibi eğer boyamız profesyonel boya değil de öğrenci kalitesinde boya ise suyun içine birazcık bal koymakta fayda var dedim. Parlak ve de daha canlı tutsun diye renkleri. Yoksa bildiğimiz su. Mesela bu su bayağı kirlendi. Bunu alacağım, kenara koyacağım. Burada benim yedekte sularım vardı, onları alıyorum. Bakın size özel bir tane bardak hazırladım gördüğünüz gibi. Bununla kullanacağım. Bu da güzel, sevimli bir şey. Buradan şey yapacağız. Temiz su kullanacağız. Evet. Nasıl yapacağız? Mesela suyla boyanın birbirine çok yakın olmasını istiyorum her seferinde. Özellikle boyayı koyduğum yer, suyu koyduğum yer kuru yerler olması lazım. Çünkü suluysa altyapıyı bozar diye. Ondan sonra tekrar bu temiz fırçayla bu koyduğum lekelerin daha önce söylediğim gibi birbirine geçmesini sağlayacağım. Bakın böyle. Bakın böyle. O çok güzel oldu. Bakın şöyle. Çok yumuşak lekeler böyle geçecek. Suyu ver. Bakın fırçanın büyük olması çok önemli. Fırçanın ucunun sivri olması, kontrol edebileceğiniz miktarda suyu ve boyayı serviste kullanabileceğiniz bir ortam hazırlaması yeterli. Çoğu zaman böyle büyük fırçayla kocaman bir resmi bitirebiliyor. Bakın şimdi şu lekelemeyi özellikle ışık gölgeyi ayarlamak için yapıyorum. Şuraları dedik ya, buradan ışık gelmesini isteyeceğim diye. Ne yapmaya başladım? Buradan alacağım. Bunun tersinde olan yerleri koyulaştıracağım. Bakın bu eline de şöyle yapabiliriz. Buna da böyle yapabilirim. Buna da böyle yapabilirim. Bunu da böyle yaparız. Hocam, workshoplarınız devam edecek mi diye bir soru var. Workshoplarım devam ediyor ama şeyde online workshopları daha az yapıp daha çok gerçek mekanda workshoplara gideceğiz gibi. Bir tane olacak mesela şeyde Eylül'de, önümüzdeki ay mı oluyor? 1,5 ay sonra Polonya'da olacak. Sonra Türkiye'ye geldiğim zaman birkaç tane olacak gibi görünüyor. Ondan sonra bu arada küçük bir ihtimal ama belki böyle bir demonstrasyon gene yapabiliriz. Ama bunun yanında dersler olacak. Mesela Hindistan'da şimdi bir arkadaşımız online okul açtı. Sevgili Amit Kapur. Ondan sonra onun online okulunda da ders vereceğim. Fakat o ayrı tabii kapalı olmuş olacak. Dolayısıyla sadece öğrencileri izleyebilecek.
veya o ne kadarı nerede kullanmak istiyorsa o dokümanları öyle kullanacak. Evet. Bunu böyle yaptık. Nasıl yapalım? Şimdi bu adamın pantolonunu maviden yapalım. Mavi ağırlığı. Olur mu? Yes, indeed. Şimdi dikkat ediyorsanız böyle bir fotoğrafa şuna buna bakmıyorum. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı bu formları nasıl çıkarabileceğimi, anatominin nasıl şekillenmiş olacağını tahmin ediyorum. Bu yüzden fotoğraf benim için bir döküman, genel yapıyı görmek için, sonra genel ışığı görmek için. Ama şu anda onu da fazla kullanıyorum çünkü ışık sistemini değiştirdim. Fotoğraftaki gibi bir ışık sistemi değil, kendim kafama göre buradan ışığı vereceğim dedim. Şimdi onu gerçekleştirebilmek için fotoğrafa bakmazsam daha başarılı olacak. Çünkü kafam karışmayacak. İlginç değil mi arkadaşlar? Tabii şimdi mavi. Şimdi diyelim ki pantolon mavi. Hadi bakalım pantolonu mavi yapalım. Ben mavi koydum ama gördüğünüz gibi şimdi hiç olmadı başka renkler koymaya başlıyorum. Mesela sarı, hatta turuncuya yakın bir sarı. Böyle bununla ışıklı olan tarafları daha yumuşak bir renge çeviriyorum. Belki de buraya öyle renkler koyacağız ki maviden daha fazla başka renkler olacak ama biz onu mavi pantolon algılayacağız. O da genel yapının ışık düzenine bağlı olarak bize onun şu veya bu renk olduğunu söyleyecek. Fakat bizim kullanacağımız boyalar, renkler farklı olacak. Şunu da buradan yapalım. Bu resim saatlerce sürer. Bir de bugün daha çok yapmaktan çok konuşmakla zaman geçti. Ama en azından böyle bir çalışma yapabileceğimizi gördük. Bir dahaki yapacağımız zaman da hazırlıklı olacağız. Ondan sonra umarım bu da faydalı oldu. Bakın şöyle ışığı buradan verdik. Sonra bunun gölge olan kısmını abartacağım buradan. Ama biraz bilinçli götürmemiz lazım. Bu yüzden dikkatli götürüyorum. Önce bir gri leke atacağım şöyle. Onun da koyusunu koyalım şöyle. Işık buradan vuracak. Şimdi arkadaşlar bu demonstrasyonu daha çok şey olarak yaptık. Türkçe daha çok Türk arkadaşlara tekrar buluşmak için bir hazırlık gibi oldu. Ondan sonra genellikle İngilizce yapıyorduk. Şeyine göre talep nereden veya hangi bölgenin insanına yönelik çalışıyorsak. Dolayısıyla insanın kendi diliyle konuşması tabii ayrı güzel, daha kolay, daha şey anlamlı. O yüzden umarım sizin de hoşunuza gitti. Tabii dil sorunu oluyor bazen. Fakat resim olduğu için resimde hangi dilde ne anlatırsan anlat görüntü
daha çok şey anlatıyor. Yani bizim ortak dilimiz renkler, şekiller, onunla anlaşabiliyoruz. Evet. Şimdi az zaman kaldığı için birkaç tane önemli mesajı vereyim isterseniz. Bir tanesi, biliyorsunuz biz Uluslararası Sulu Boya Derneği'yiz. Yaklaşık 8 yıldır Uluslararası Sulu Boya Derneği olarak dünyanın her bir tarafında çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Ama bunların en önemlisi veya en anlamlısı Türkiye'deki olanları. Çünkü Türkiye'de başlattık biz bu etkinlikleri. Özellikle bu taraftan bilgisayardakine şey yapabilirsek, isterseniz konuşarak tamamlayalım bu son 10 dakikayı. Türkiye'deki arkadaşlara özellikle bu derneğimize üye olmalarını öneriyorum. Çünkü bu dernek faaliyetleri sayesinde hep birlikte sergi yapmak, buluşmak, etkinlikler yapmak, başka ustaları Türkiye'ye getirmek veya başka ülkelerde onlarla buluşma şansımız oluyor. Türkiye'de de güzel bir hazırlık yapmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber sanat yoluyla Sevgi, Barış, Hoşgörü resim yarışması ve İzmir Festivali. Bunun için de geçen yıl Mayıs ilk haftasını düşünüyorduk. Çok güzel bir hazırlık oldu. Fakat bir şekilde bu gerçekleşmedi. Çünkü bu korona problemleri bütün ülkelerde olduğu gibi sanatçıların seyahat etmesine veya festival yapmamıza izin vermedi. Fakat şimdi yeni bir şey hazırlıyoruz, sunum belediye için. Belki İstanbul olacak, belki İzmir olacak. Yeniden şey yapacağız, böyle bir festival yapmak için. Büyük bir ihtimalle iki şehirde de etkinlik olacak. Büyük olan yine İzmir'de olma ihtimali çok daha yüksek. Dolayısıyla önümüzdeki yıl 23 Nisan'ı içine alacak bir festival düşünüyoruz. O festivale de yine şartlar uygun olursa dünyanın her bir yerinden çok usta öğretici sanatçıları davet edeceğiz. Sizden ricam, eğer İzmir Sulu Boya Derneği'ne, pardon, Türkiye'deki İzmir'deki Uluslararası Sulu Boya Derneği'ne üye olmadıysanız oraya üye olun. Böyle bir festivali yapacağımız zaman görev alın. Ondan sonra aktif olun. Sonra hep birlikte bu güzel tekniği sevgiyle, barışla, hoşgörüyle birleştirelim. Hem güzel bir dostluk, arkadaşlık ortamlarını zenginleştirerek daha güzel bir yaşantımız oluşsun. Hem de gençlere ve bizden sonraki nesillere sanat yoluyla güzellikler üretecekleri, ondan sonra daha iyi bir dünya oluşturmak için karınca kaderince sanat yoluyla bir katkımız oluşsun. Dolayısıyla herkesi bu dernekleşmeye, bu dernekler içinde görev almaya, aktif olmaya davet ediyorum. Ve bu çalışmaları hem kendiniz bizzat daha iyi yapacaksınız, hem de bu işi çok iyi yapan arkadaşlarla tanışıp onlarla birlikte aynı heyecanı paylaşarak sanat hobimizi veya mesleğimizi kullanma, geliştirme, sonra topluma sunma şansı olacak. Dolayısıyla bu yaptığımız dernek önemli bir görevi yerine getirmeye çalışıyor. Sizin desteğiniz, katılımlarınız çok önemli. Bundan sonraki Sulu Boya Derneği etkinliklerinde buluşmak üzere, online'da yapacağımız diğer etkinliklerde buluşmak üzere, eğer fırsat, zaman ve ortam koşulları uygun olursa sizlerle kendi şehrinizde, bulunduğunuz yerlerde buluşmak, yine bu güzel teknikle sevgiyi, arkadaşlığı paylaşmak üzere. Dinlediğiniz için, sabırlı olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hocam, herkes olur. Size teşekkür ediyor aynı zamanda güzel workshopunuz için. Sevgiler yolluyorum. Şu şeyden, screen'den küçük küçük şeyler görüyorum, ekranlar görüyorum. Oradan bir el sallarsak hepimiz birbirimize, böyle güzel bir şekilde bitirelim. Sevgiler. Bay bay. Teşekkürler. Bay. Cevher hocam, size özel teşekkür ediyorum. Sayenizde böyle profesyonel başarılı bir çekim ve demonstrasyon sağladık. Tekrar çok çok teşekkürler. Bay bay şimdi. Mutluluktu hocam benim için.
Hoşça kalın.